السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Hamd alemleri yüce Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle nimetlendiren, İslam şerefiyle şereflendiren, hidayeti bize nasip eyleyen, İslam diniyle bizi onurlandıran Rabbimize olsun. Salat ve selam ise sevgili Peygamberimiz, hak, adalet, yüce ahlak Peygamberi ve ins ve cinnin imamı Hazreti Muhammed Mustafa ile onun mutahhar ehli beyti ve seçkin ashabının üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti ise bu mağfiret gününde, rahmet gününde tüm Müslümanların üzerine olsun. Başta kendi nefsim olmak üzere hepinizi ilahi takvaya, Allah'ın emirlerine sarılmaya, yasaklarından kaçınmaya davet ediyorum. Takvalı olalım, akıbet muttakilerindir. وَأَمَّا مَنْ عَاتَ وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Muttaki olan insanların davranışları, hareketleri ve göreceği karşılık hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ve ifade vardır ve farklı yönleriyle, farklı açılardan bu konu, takva konusu ve muttakilerin konusu, muttakilerin akıbeti, dünyada Allah'ın onlarla birlikteliği, ahirette vereceği en güzel mükafat hakkında çok söz söylenmiştir. Leyl suresinde de okuduğum ayet-i kerimelerde Allah-u Teala buyuruyor ki, yani kim bağışta bulunursa, bu bağış tabii ki ilimden, irfandan, maldan, candan ve sorumlu davranırsa, iyi, en iyisini yapmaya gayret gösterirse ve ahirete inanırsa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى yani güzel mükafata, güzel akıbete, buradaki güzel akıbet ve mükafattan kasıt vereceği Allah-u Teala'nın cennet ve rıdvan, yani Allah'ın rızası. Allah-u Teala sorumlu davrananlara işi kolaylaştırır. Ve Allah akıbetimizi hayır eylesin, bizleri muttaki kullarından eylesin. Değerli Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu istiaze konusudur. Bu konuyu birkaç hafta biz ele alacağız. İstiaze tabi ins ve cinli şeytanlardan Allah'a sığınmak demektir. Yani kelime olarak sığınmak veya başkasından güç ve kuvvet yetiremeyeceğimiz konularda yardım talebinde bulunmaktır. Tabii bir Müslüman olarak bizler yardımı ya sadece Allah'tan dileriz. Güç ve kuvvet yetirmediğimiz konularda veya vesveselerde veya bilmediğimiz, tanımadığımız yerden bize yönelik tehditler konusunda biz Yüce Allah'tan yardım diliyoruz. Ve okuduğum ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, yani şeytandan size bir esinti veya bir vesvese geldiği zaman veya bir dürtü, yani geldiği zaman bir kötülük yapmak, bir bozgunculuk yapmak veya bir haramı işlemek konusunda, o zaman hemen Allah'a sığının, istiazede bulunun. Çünkü insan istiazede bulunduğu zaman, Allah'a sığındığı zaman, hatta sözle dahi olursa, birinci derecede kişi işin farkındadır. Yani bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun bilincindendir. Kendisinden bir şeylerin çalınmakta olduğunu, bir enerji kaybına uğramak durumuyla karşı karşıya olduğu bilincini kazandırıyor kişiye istiaze. Ve ikinci bir husus da buna karşı tavır takınmak, buna karşı donanmak. Üçüncü bir husus da yani her şeye güç ve kuvvet yitiren insanların Rabbi, Meliki ve Yaratıcısı olandan biz yardım dilemeliyiz bu konuda, şeytanın vesveseleri konusunda. Tabii ki istiaze öte yandan yani aklımıza bizim abdest aldırmamızdır, niyetimizi temiz kılmamızdır ve duygularımızı, düşüncelerimizi, aklımızı, irademizi, tefekkürümüzü Allah'ın yönetimine ve emrine bırakmak, şeytani tasarruf ve müdahalelerden uzak tutmak anlamına geliyor.
Değerli bacılar ve kardeşler, biz istiazeyi üç kategoride ele alabiliriz. Birinci kategori, dil ile bunu ifade etmek, yani dil ile söylemek. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ben bunu söylediğim zaman, yani Allah'ım şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Ama bir de durum olarak, mesela ben bir tehlike gördüğüm zaman, mütekebbir insanları gördüğüm zaman, gururlu insanları gördüğüm zaman, onların şeytani bir plan ve proje yapmakla meşgul olduklarını gördüğüm zaman, o durumda da benim tavır takınmam lazım. Tavır takınmamla birlikte Allah-u Teala'dan o konuda yardım talep etmem lazım. قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكْ مِنْ هَمَزَاتِ الشِّيَاطِنْ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّي اَنْ يَحْضُرُونَ. Burada yani kendilerinin şerrinden Allah'a sığındığımız şeytanlar insi şeytanlardır. Bizim bu aşamada cinli şeytanlarla işimiz yok. Tabi biz istiaze yaparken hem cinli hem insi, görünen görünmeyen tüm şeytanlardan Allah'a sığınıyoruz. Ama Allah-u Teala Gafir suresi veya diğer adıyla Mümin suresi 56. ayeti kerimede de yani gururlarından ve kibirlerinden dolayı hiçbir bilgisi olmadan Allah'ın ayetleri konusunda tartışma başlatan ve tartışan insanların, kibirli insanların şerrinden Allah'a sığınılmasını bizden talep etmektedir. Yani kibirli ve gururlu insanlar mecliste hazır olduklarında veya bir şeyler yapmak istediklerinde biz birinci derecede Allah'tan yardım diliyoruz. Bunların hile ve entrikalarının etkisiz hale getirilmesi. İkinci hususta da duruş sergiliyoruz. Farkındayız. Yani bir şeyler. Çünkü insan farkında olduğu zaman tedbir alır. İnsan farkında olduğu zaman kendisini şeytanların şerrine maruz bırakmaz. Yani fiilen, amelen, eylem olarak tavır takınır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın maazallah demesi, yani istiaze demesi, Allah'ım sana sığınıyorum ama kaçtı. Yani kendisine yapılan bir çağrı veya bir davet, bir kötü niyetle yapılan bir davete karşı kendisi maazallah dedi. Sadece değinmekle yetinmedi ve kaçtı, o sahneyi terk etti ve o kötülüğü Allah'a sığınarak o kötülükten uzak durdu ve şöyle dedi. وَقَالَ مَعَذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَسْوَيْ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ veya اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمِينَ. Rabbim yani sonucu en güzel olandır, barınağı son barınağı en güzel olandır ve o zalimleri iflah etmez. Biz buradan şu dersleri çıkarmalıyız. Yani sözlü olarak sadece biz istiazeyle iktifa etmemeliyiz, duruş sergilemeliyiz ve istiazemizi eyleme dökmeliyiz. Bunun için hangi durumlarda kişi istiaze yapmak mecburiyetindedir? Yani şirke karşı tevhidi bir duruştur istiaze. Abdest mahiyetindedir, yani aklın istiazesi. Yani ve enerji kaçağını önlemek. Ben geçen hutbelerimde demiştim, yani fareler eğer delik açıyorlarsa bu delikleri kapatmak bizim görevimizdir. Hayır yapmadan önce delikleri kapatmak, enerji kaybını önlemek. Karşı koymakta zorlandığımız durumlarda biz istiazede bulunuyoruz. İçgüdüsel dürtüler, ayartmalar karşısında veya insanı sırat-ı müstakimden uzaklaştırılan güç, kuvvet ve dünya sevgisi karşısında, insanların hasedi karşısında, bilmediğimiz durumlarda, çünkü Muavvizetin suresinde gece karanlığında olabilecek durumlarda, aslında bu meçhul olan tehlikeler, bilmediğimiz nereden gelen, sağdan soldan şeytanın dürtüleri, şeytanın vesveseleri gelebiliyor. Bunlara karşı temkinli davranmamız lazım. Öte yandan dediğimiz gibi yardım diliyorsak, imdat diliyorsak bunu Allah'tan. Çünkü Cevşer-ül Kebir'de de çok güzel bir ifadeler vardır yardım temennisi yapılması konusunda. Ya senede men la senede leh, ya muine men la muine leh. Yani ey yardımcısı olmayan, ey ya gıyase men la gıyase leh.
Yani ey yardımcısı olmayana yardım gösteren, ey dayanağı olmayana karşı, ey sığınağı olmayana karşı, yani sığınak olan Rabbimiz, senden yardım diliyoruz ve sana güveniyoruz. Yine Ali İmran Araf suresinde Allah-u Teala muttaki olan, sorumlu davranan insanların kendilerine bir dürtü veya bir esinti şeytandan geldiği zaman nasıl ve ne şekilde davranacakları konusunda Yüce Rab şöyle buyurmaktadır. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُفْسِرُونَ Yani sorumlu, bilinçli, akıllı davranan ve Allah-u Teala'yı üzerinde murakip ve gözetleyici olarak gören kimseler, kendilerine şeytandan bir esinti geldiği zaman, burada esinti ifadesi, nez var, dürtü ifadesi, hemezat var, vesvese geldiği zaman ne yapıyorlar? Tezekkeru. Kendilerine geliyorlar, Allah'ı hatırlatıyorlar. Feizahum mubsirun. Bu durumda Allah kendilerine bir basiret kazandırır. Yani fıtratlarına dönüş yaparlar. Allah'ı hatırlatırlar. Allah'ı hatırlattıkları zaman gözleri açılır. Kalp ve akıl gözü açılır ve yaptıklarının kötü ve çirkin olduğu bilincine kavuştukları zaman ondan uzak duruyorlar. Taif, biliyorsunuz Arabistan'da bir şehir var, adı Taif. Burada fazla esinti, rüzgar esintisi geldiği için şehir o adla adlandırılmıştır. Bazı Kur'an tefsirlerinde bunun da vesvese olarak ifade edildiğini ve tercüme edildiğini görüyoruz. Aslında Taif, yani şeytandan gelen bir esinti, nezd, dürtü, hemezat veya vesvese, bunlar zaten kullanılıyor. Hepsini aynı anlamda kullanmanın doğru ve isabetli olmayacağı kanaatindeyim. Son olarak şu ayeti kerimeyle bitiriyorum ve biz bu konuya daha eğileceğiz. Muavvizetin surelerinin tercümeleriyle birlikte. Meryem, Hazreti Meryem'in annesi Hanna, Meryem'i dünyaya getirdiği zaman o da şu istiazede bulundu. Allahümme inni a'uzuha bik ve zurriyetaha mineşşeytanirracim. Rabbim, yani tabi burada bu bir dua cümlesidir. Ben Meryem'i ve Meryem'in zürriyetini şeytanın şerrinden sana sığındırırım. Aynı duayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de Hazreti Fatime ve Hasan Hüseyin için yapmıştır. Fatime ile birlikte Hasan ve Hüseyin'i şeytanın şerrinden Allah'a sığındırmıştır. Ben de değerli başlar ve kardeşler, hani na'uzu billah min şururi enfusina ve min seyyiati amalina diyerek, yani Allah'tan hem kendi adıma hem sizin adınıza istiazede bulunuyorum. Kötü amellerimizden dolayı Yüce Mevla'ya sığınıyorum ve şeytana karşı tavır takınıyoruz ve eylem ile, söz ile, duruş ile istiazede bulunuyoruz. Allah şeytanın şerrinden, şeytanların şerrinden, insi ve cinni şeytanların şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.